Konuşalım mı biraz? Ne konuşacağız ya? Asu, senin ne işin var burada? Öyle uğradım ya. Demir'le konuşacaklarım var da. Yapamamış şeyi. Sen nasıl takmışsın onun başucunun şeyini? Yapamamış. Bak iki bir de yanlış yere takmış. Şuna bir baksana şey yapalım ya. Gel. Tamam geldim. Niye geldin? Bir dakika ya Sen nasıl buldun burayı? Vaktin var mı biraz? Konuşalım mı? Bir dakika. Allah hay ben bunu yapanın ya. Uğur. Ben bir çıkıyorum ha. Nereye? Geleceğim. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun ya? Otur oturduğun yerde. O kız kim? Sana ne? Otur. Ya tamam bir iki dakika birbirinizi yemeyin ya. Tamam. Tamam abicim bura bende hadi. Gel otur sen şuraya bir. Otur. Dinliyorum. Yürüyelim mi? Demir biz geçen gün seninle karşılaştık ya. İşte hiç selamlaşamadık, konuşamadık falan. Ben de öyle atladım geldim bir konuşalım diye. Bir dakika ya. Ne konuşacağız ki biz seninle bunca sene sonra? Ne bileyim ben halini hatırını sorayım dedim. Halimi hatırımı sorayım dedim ha? Bana baksana sen nasıl buldun burayı? Cemal söyledi. Cemal. Cemal'le görüştün tabii. Evet. Bu hastası herif peşimi bırakmadı. Bana bak Asu, sen kimsenin hatırını falan sormasın. Amacın ne senin? Söyle bakayım bir. Neyin peşindesin? Evet, bu vida buraya tabii olmayacak. Bunun vidası şu kutunun içinde olması lazım. Sana diyorum, sana şu kutunun içine bak bakayım. Vidası onun içinde mi? Evet. İki tane ince uzun vida olacak. Kutuya. Kutuda. Aynen o kutunun içinde. Kutunun. Ya önündeki kutunun evet camın içinde. O kutunun içinde. Bu mu? Evet. Al o zaman. Al. Ha, babası kılıklı hareketlere bak ya. Kafama atsaydın vidayı. Ya sen bana bak sen şuraya bir otursana. Bir otur şuraya bakayım. Sen o kapıdaki kadına mı takıldın? Ha? Ya ne takılıyorsun? Babanın eski arkadaşı eskiden de görüşmüyordu. Şimdi de öyle görünce sinirlendi falan ona. Seninle bir alakası yok ki. Evet. Ya bana sorsana söyleyeyim sana. Ona niye tutuluyorsun sen? Tamam mı? Hı hı. Şimdi. Aynen. Şimdi oku bakayım ne diyor. C parçasıyla D parçasını birleştiriniz. Ya ben bir şeyin peşinde falan değilim. Öyle merak ettim geldim. Cemal'le de konuşunca öyle... Gelim konuşalım istedim. Ne konuştun ya Cemal'le? Ne konuştun? Şimdi seni mi alet etti? Ne diyorsun sen ya? Ya bana normal insanım ayakları yapma Asu. Sen çıkarın olmasa bir şeyi merak etmezsin. Söyle derdin ne? Seni merak ettim ama. Bana bak o Cemal'e söyle. Sandığı kadar akıllı değil. Boşuna yollamış seni. Hala aynısın demiş. Hiç değişmemişsin. Yo, değiştim ben. Çok değiştim. Sizin bildiğiniz Demir değilim artık. Kendime de yeni bir hayat kurdum. Bir düşün yakamdan ya. Bir bırakın beni. Hadi eyvallah. Demir. Öykü. Çok tatlı bir kızmış maşallah. Allah bağışlasın.
gitti mi? Gitti. Ne oldu, ne diyor? Sonra konuşuruz. Bitirdin mi sen, ne yaptın? Bitti, bitti. Gel. Çabuk geldin. Çünkü bitti işim. Nasıl bitti? Söyledin mi Öykü'ye ben senin annenim diye? Ha, söyledim. Çocuk da böyle eteğime yapıştı. Anneciğim diye ağlamaya başladı böyle. Sarıldık, çok duygusal anlar yaşadık. Ne Cemal, söyleyemedim. Ne demek söyleyemedim lan? Niye geldik o zaman buraya? Bağırma. Söyleyemedim işte. Söyleyemedim. Çocuğu da görünce kal geldi. Ama ne bileyim ben. Bin arabaya. Yürüyeceğim ben. Asu, bin şu arabaya. Aynen. Rahat. Rahat değil mi? Bakmayacak mısın yatağa? Nasıl, güzel mi? Hı hı. Güzel. Hı hı. Güzel. Pişt. Hı. Aç mısın? Hı hı. Yuh. Daha yeni çarşaf kadar pizza yedin kız. Ne yaptı, ne yaptı? Pizza yedi. Ha, sen pizza yedin ve babaya şöyle küçük bir lokma da olsa getirmedin ha. Sen ne hayırsız bir evlatsın. Doğrusu. Nankör. Ama baba. Ya ama baba, yok öyle. Löp löp pizzaları gör, sonra babayı gördü ama baba. Yok öyle bir şey. Bu ne göbek? Bu ne göbek, bu ne? Sabah yoktu bu. Ne pizza yedin sen? Dur bakayım sen. Aa, çok çok ağırlaşmış bu. Tabii. Sen kaç pizza yedin? Ha? Tamam. Ah, ben taşıyamıyorum. Ben taşıyamıyorum. Tamam, ver kardeşim bana, ben taşırım. Baba yarısı yine de olsa. Vay arkadaş, vay, az önce birbirinizin gözünü oyuyordunuz. Şimdi sarılmalar, öpüşmeler falan ne oluyor? Sana ne kardeşim? Biz baba kız böyleyiz, sana ne? Aman, aman. Allah muhabbetinizi arttırsın kardeşim. Güzel, böyle görmek istiyorum sizi. Ya benim karnım çok acıktı. Açlıktan öleceğim, beni bir yere götür. Tamam, seni 10 numara ev yemekleri yapan bir yere götüreceğim, tamam mı? Parmaklarını yiyeceksin, hadi gel. Neresiymiş orası? Ya sen benimle gel, çok yakında götüreceğim seni, gel. Allah Allah. Aynen. Şu koalayı bir indireyim ben. Madem söylemeyecektin, niye geldik buraya? Sen tutturdun gelelim diye. Yasu, beni çıldırtma. Parayı duyunca sen tamam demedin mi çocuk olayına? Şişt, ne oldu sana? Tam kendine gelmiştin, yine bir haller oldu sana. Değiştin 2 dakikada. Demir'i görünce mi böyle oluyorsun sen? Başlayacağım senin Demir kıskançlığına. Çek sağa, ineceğim ben. Oyun mu oynuyoruz lan burada? Bağırma! Bağırma, oynamıyoruz oyun, tamam. Parayı ben de istiyorum, tamam, ama çocuğu görünce kal geldi. Ortam da bir tuhaftı zaten. Kilitlendim. Sen kilitlendin. Kilitlenmiş. Yarın bir avukata gideceğiz. Soralım bakalım, şu Öykü'yü aradan çıkartıp paranın tamamını alabiliyor muyuz? Sonuçta sen bu herifin öz be öz kızısın. Oluyor mu öyle? Bilmiyorum, bakacağız. Sen de bu sırada hiçbir yere kaçmayacaksın. Benim gözümün önünden ayrılmayacaksın, hatta lafımdan çıkmayacaksın. Yarından itibaren de benimle kalacaksın. Yavaş gel Cemal, daha neler. Benimle kalacaksın. İstemiyorsan aşağı in.
Bugün onu gördüm. 8 sene sonra ilk defa. Garipti. O kadar garip ki. Bu çocuğu gerçekten ben mi doğurdum? İçimde hiçbir his yok ona karşı. Sokakta yanımdan geçen herhangi bir çocuktan hiçbir farkı yok. Şimdi güzel anlatıyorsun da avukat bey. Bir kısa mı kessek, sadede mi gelsek? Ben bu parayı ne zaman alabiliyorum? Sizi yanıltacak veya beklenti oluşturacak bir bilgi vermem doğru değil Asu Hanım. Ben durumu dikkatlice inceledim ve... Asu Hanım. Sakin bak, avukat bey anlatıyor. Dinle. Öncelikle velayet davası açabilmemiz için yerine getirmemiz gereken bazı şartlar var. Yani... Küçüğün gerçek annesi olduğunuza dair elimizin sağlam olması gerekir. Annesi olduğuma dair? Evet, hukuken velayet hakkı talep edeceğiz. Ben annesiyim. Bu tamam ama ispatlayacağız ve velayeti alacağız. Ay ama. Ardından söz konusu miras öyküye bırakıldığı için... ...yaş küçüklüğünü öne sürerek... ...ileride sizin vasi olarak tayin edilmeniz için yeni bir süreç başlayacak. Peki bu ne kadar sürer? Yani mahkeme süreçleriyle ilgili size bir süre vermem doğru olmaz. Ama onu yapamam, bunu yapamam. Tamam. Şimdi şunu soracağım. Şimdi ben Öykü'yü yanıma aldım diyelim. O parayı kullanamayacak mıyım? Dediğim gibi vesayet davası açtığımız takdirde... Ama ben sıkıldım artık. Yok vesayet, yok velayet, yok annesi misin, değil misin? Yeter be. Asu. Sakin. Avukat bey, yani parayı almanın tek yolu çocuğu almak. Evet Cemal bey, aynen öyle. Ah bak, saçma sapan işler. Hepsini sen açtın başımıza. Nereye gidiyorsun? Cehenneme, geleceksin mi? Alo? Alo Demir, Asu ben. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Eve geldim ama kimse yok. Ne oldu? Selam. Geldik işte, ne oldu? Güzel olmuş demir eviniz. Bayağı böyle sıcak, cici. Güzel. İçecek bir şey var mı? Yok. Hadi ne konuşacaksan konuş. Niye geldin yine? Demir. Ben Öykü'nün annesiyim. Duydun işte. Öykü'nün annesi benim. Ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Yoksa Cemal'le yine bir işler mi çeviriyorsun? Ha? Delirme be. Ne iş karıştıracağım?
şöyle yapalım mı? Hani o Öykü'nün 8 sene boyunca teyze dediği kadın var ya. İstiyorsan dur. Onu arayalım. Hı? Bende numarası var. Bak. Al. Ara sor istersen. Ara. Ya Demir, sen beni tanıyorsun. Bir bana baksana. Bende hiç başkasının çocuğuna sahip çıkacak tip var mı ya? Doğum belgesi mi getireyim? Ha, istiyorsan onu da getirebilirim bu arada. Öykü benim kızım. Onu ben doğurdum. Benim çocuğum. Of, koltuk falan da güzel bak. Ha? Vallahi iyi. İyi maşallah. Oğlum, ne oldu? Ne diyor Asu? Niye gelmiş? Uğur. Ha? Öykü'nün annesi Asu'ymuş. Ne? Oğlum ben sana kaç defa söyledim bak dinlemedin beni. Söyledim lan içime dolmuş gibi sana. Ne diyor peki? Almaya gelmiş Öykü. Almaya mı gelmiş? Ya s**tına. Bu zamana kadar neredeymiş çocuğunu bırakıp gitmiş? Nasıl anne lan o? Yok oğlum ona bizim verecek kızımız falan. Yok öyle bir şey. Tamam ya tamam bir sessiz ol. Gerizekalı. Uğur abi. Siz ne konuşuyorsunuz böyle ben gelince sussunuz? Yok susmadık. Ben sana ne dedim? Büyükler konuşurken lafa karışma demedim mi? Sonra konuş. Aynen sonra konuşuruz. Hadi ben kaçayım o zaman. Oğlum Allah aşkına bak arada söylüyorum böyle şeyler. Dinle beni ne olursun ya. Konuşuruz Uğur. Uğur abi. Görüşürüz. Görüşürüz kuzum. Görüşürüz. Kitaplar için sağ ol. Bir şey değil. Bir şey değil. Sen oku hep alırız sana tamam mı? Heh. Hadi görüşürüz. Arayacağım ben seni tamam? Hadi. Baba hadi. Ne hadi? Hani oyunda çalışacaktık biz? Hadi ne diyorsun? Ya, tamam o zaman. Prenses hazretlerini çalıştıralım biraz. Git getir. Hadi başla baba. Baba. Hı. İlk söz sende. Hadi. Adın ne senin? Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Bizim ev işlerimizi görür, yemek pişirir, yatak yapar, çamaşır yıkar ve ortalığı temizlersen yanımızda kalabilirsin. Hiçbir şeyinde eksik olmaz. Bunu ister miydin? Yanımızda kalmak. Seve seve. Al bakalım. Eyvallah. Anlat, dinliyorum. Esi. İşte söylediğin gibi gittim. Çocuğun annesi olduğumu söyledim. O ne dedi? Önce seninle bir işler çevirdiğimden şüphelendi. Hı, güzel. Akıllı adam. Sonra? Öykü benim kızım. Onu ben doğurdum. Benim çocuğu. Kapat. Ne yapıyorsun ya? Kalk git elimden bir kaza çekeceğim. Demir ne yapıyorsun? Git. Bak kalk, yapma. Defol git. İstersen alırım onu senden. Defol. Demir.
Öykü'nün annesi benim diyorum. Defol git! Yanisi Cemal, Demir öyle kolay lokma değil. Yekten çocuğu kucağıma atmayacak. Önce benden, benim onu terk etmeyeceğimden emin olacak. O sırada yoluma taş koyacak. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Gideceğim çocuğa, ben senin annenim diyeceğim. Olmaz öyle. Niye, daha iyi bir fikrin mi var? Var. Öykü yıllardır öldü sandığı annesini karşısında görünce korkar kaçar. Onun için biz şöyle yapacağız. Önce çocuğu kendine bağlayacaksın. Tamam mı? Al şunu. Al, al, al. Şunu da al. Git çocuğu gezdir. Parka götür, alışveriş yaptır. Bir şekilde kendini sevdir. Bir de şimdi bunlar çıktı. Velet mi eğleyeceğim ya? Ben annesiyim işte, yetmiyor mu? Kızım, 8 senedir ortada yoksun. Yarın bir gün mahkemede çocuk ben babamı istiyorum derse ne yapacaksın? Hiçbir şansın kalmaz. O yüzden çocuğa kendini sevdireceksin. Önce Demir'i çözmek lazım. Telefonda konuştuğumuz gibi yani ben senden çıktıktan, daha doğrusu kovulduktan sonra epey düşündüm. Doğru söylüyorsun, öyle şeyler pat diye söylenmez. Niye bana söylemedin? Kafam karışıktı o zaman. Ya bırak, neyi kafan karışıktı? Ne oldu da şimdi karışmıyor peki? Ne istiyorsun benden? Ben Öykü'yü almak istiyorum. Saçma sapan konuşma. Bir anda çıkmış karşıma, ne diyor? Demir. Hani sen bana dedin ya, ben çok değiştim artık, eski Demir değilim diye. İşte ben de değiştim. Yani en azından değişmeye çalışıyorum. Hayatımı düzeltmeye, toparlamaya çalışıyorum. Sen değişmezsin Asu. Daha kendine bakmayı bilmiyorsun. Çocuk mu bakacaksın? Sokaklarda mı süründüreceksin onu? Ne yapacaksın? Bana babamdan çok büyük bir para kaldı. Şaşırdın değil mi? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Benim bir babam varmış ve çok zenginmiş. Bütün parasını da bana bıraktı. Yani ona senden daha iyi bakabilecek durumdayım şu an. Ve annesiyim. Onu almak istiyorum. Onu sana vermem Asu. Bunu kafana sok. Bak, maddi olarak durumum senden daha iyi. Annesiyim. Yani teknik olarak istersen ben o çocuğu senden alabilirim. Mahkemeyle, polisle bir şekilde alırım. Ama ben istiyorum ki itiş kakış olmasın. Güzellikle halledelim. Bak, bilmediğin şeyler var. Öykü öldü zannettiği annesini bir anda karşısında görürse, yani bu onda bir travmaya neden olabilir. Ve kötü şeyler olabilir. Polisti, mahkemeydi, kafasını bulandırma. Tamam. Ben de zaten demiyorum ki ben öyle çocuğun karşısına pat diye çıkayım, merhaba ben senin annenim deyip alıp götüreyim. Ben de istiyorum onunla biraz zaman geçireyim, bir şeyler paylaşayım, beni bir görsün, ben onu göreyim. Ya, arkadaşın olarak tanısın beni, annesi olarak bilmesin. Demir, bak, benim elimden bu hakkı alamazsın. Onu ben doğurdum. Ben onun annesiyim. Beğen ya da beğenme. Beğenmiyorum. Kafasını bulandıracaksın, mutsuz edeceksin onu. Ha, saçmalama Demir. Bir çocuk annesi var diye niye mutsuz olsun? Delirdin mi sen? Böyle mi koruyacaksın Öykü'yü? Böyle mi düşünüyorsun onu? Bak, ben bu çocuğu senden alırım. Polisle, mahkemeyle mi olsun? Gel insan gibi halledelim.
Bak sadece istediğim saatlerde görüşeceksin. Ve seni uyarıyorum. Eğer ki annesi olduğunu söylersen... Tamam. Anlaştık. Eğer onu üzersen var ya gebertirim seni. Duydun mu? Öykü, ne oldu sana? Yoksa bir almaya gelmedim seni. Eskisi gibi kendime gideceksin eve. Levent, dördüncü Levent, Gayrettepe. İlayda, sana ne? Hı? Sana ne? Ben bir arkadaşın olarak seni düşündüğüm için söylüyorum. O davul gibi botlarla mı prenses olacaksın? Acaba siz, ben Pamuk Prenses olduğum için mi böyle yapıyorsunuz? Öykücüğüm, sana acıdıkları için seçtiler. Belki seni ne kıskanayım ya ben. Şu saçlara bak. Çok çirkin. Saçlara bak ya. Ben ona niye bakayım? Belediye baksın ona. Saça bak. Çok çirkin bu. Yazık ya. Öykü, ne olacak senin bu halin? Ne varmış Öykü'nün halinde? Kızlar, bilmiyorsanız söyleyeyim, bu botlar bu sene çok moda. Yani Öykü istese 10 tane farklı bot giyer ama... siz modayı takip etmiyorsanız o Öykü'nün sorunu değil. Değil mi Öykücüğüm? Hı? Tamam mısın sen? Hadi bakalım. O zaman size bay bay kızlar. Aslı abla. Hı. Şey, nereye gidiyoruz? Bilmem. Çocuklar nereye gider? Yani parka giderler. Bu havada hiç çekemeyeceğim park. Atla. Arkaya mı oturacaksın? Çocuklar ona oturmaz ki. Öyle mi? Alo, kardeşim şimdi buluştular. Aynen, merak etme sen. Tamam mı? Aklın kalmasın senin, ben buradayım yani. Tamam, hadi. Asu abla. Hah. Bu araba senin mi? Yok, bir arkadaşımın. Beğendin mi? Hı. Çok güzelmiş. Asu abla. Hı. Kemerin. Ne? Emniyet kemerini unuttun galiba. Takalım bakalım. Oldu mu? Haydi bakalım. Devam et kardeşim, devam et. Alışveriş. Ne alışverişi? Çocuklar alışverişe bayılmaz mı işte? Ne bileyim süs püs, toka, bebek, oyuncak falan. Yani aslında ben çok sevmem. O zaman seni şu botlardan kurtaralım. Yok. Yani ben botlarımı seviyorum. Kurtarmayalım o zaman. Ne istersin? Bilmem. Ne yapacağız peki? Yürü. Yapma şunu.
Gözlerin çok güzel. Ha? Gözlerin diyorum böyle büsbüyük, çok güzel. Keşke benim de öyle olsa. Eyvallah. Asu abla, siz babamla arkadaş mısınız? Yani nerede tanıştınız? Yurtta. Yurtta mı? Sen de mi kimsesizdin? Sayılır. Nasıl sayılır? Yani annem öldü ama babam var. Benim gibi. Benim de annem öldü. Ama babam var. Ve babam benim süper biri. Çok mu seviyorsun babanı? Hı-hı, çok. Peki sen anneni hiç gördün mü? Gördüm. Ben göremedim. Onun bende fotoğrafı bile yok. Çok merak ediyorum nasıl bu da. Hadi yine iyisin. Kurtuluyorsun benden. Baban gelmiş. Ama ben senden sıkılmadım ki. Sen benden sıkıldın mı? İyi misin? Asu abla hoşça kal. Ver, ver. Hadi git ben. Git ben kazansın o zaman. Hadi kazansın. Hadi kazansın. İlk geldi. Geldi, sen kazandın. Nasıl geçti bakalım günün? İyi. Neler yaptınız? Bir kafeye gittik. Oturduk, konuştuk işte. Ne konuştunuz? Hiç. Ne? Baba ben aslında başta Asu ablayı sevmemiştim ama... daha sonradan sevdim. Bence çok iyi bir kadın. O başta böyle senin bana eskiden baktığın gibi bakıyor, şöyle bakıyor. Böyle sinirli sinirli bakıyor ama bence çok iyi bir kadın. Nereden çıkardın bunu? Bilmem, içime doğdu. Asıl ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ne söyledi? Bir şey mi söyledi sana? Ne söyledi? Hayır. Bir şey mi yaptı o zaman? Ne yaptın? Prenses seçildim. Okulda beni seçtiler prenses olarak. Ya kızım başından söylesene, sen prenses mi seçildin? Gel buraya, gel. Tabii ki seçileceksin. Tabii ki benim kızım seçilecek. Baba. Hiçbir sözümü unutmadım. Unutmayacaksın tabii. Çak. O zaman prensesimizin şerefine ne yiyelim bugün? Bir kutlama yapalım. Ne yiyelim, ne istiyorsun? Bir düşünmem lazım. Düşün bakalım. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Düşün bakalım. Düşün bakalım. Düşün bakalım. Cemal. Alo. Asu ne yaptın? Merak ettim seni. Ne yapayım işte, çocukla gezdik tozduk. Onu eve bıraktım ama şimdi geri dönüyorum. Cemal.
Ben öyküyü almaya karar verdim. Ne? Alacak mısın? Emin misin? Evet, eminim. Öyle sandığım kadar zor bir çocuk değilmiş. İdare edebilirim, kolay yani. O yüzden bir an önce halledelim de bitsin gitsin şu iş. Zaten ben ona annenim gel desem koşar gelir, dünden razı. Ben beklemeyeceğim yani. Gideceğim alacağım çocuğu. Sonra da parayı alacağız, bitireceğiz bu işi. Neyse, ben şimdi yaklaştım. Kapatıyorum. Ararım seni. Vay vay vay, şuna bak be. Baban sucuklu yumurtanın kitabını yazdı kızım. Ha? Al bakayım domates salçalı. Hop. Amma. Oh. Mis mis. Koş koş koş. Soğuyor, koş. Aman ekmek. Al bakalım göm. Anlat bakalım, sen prenses seçilince İlayda ne yaptı? Baba. Çıkmam çıkmam çatladı böyle. Gerçekten mi? Gerçekten. Onlar var ya, bir postada evde anasıyla beraber çatladılar. Merak ediyorum ki şu İlayda'nın anasının onun prenses seçimini öğrendiği yüz ifadesine. Ne oldu? Niye döndün? Öykü'ye bir şey söylemeye geldim. Asu abla. Ne söyleyeceksin bana? Öykü, ben senin annenim. Seni almaya geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.